Şimdi tabii dediğiniz gibi sussam gönlüm razı değil, konuşsam tesiri yok mantığında olan belki de belli bir kesimden bahsedeceğiz. Niye? Gizli bir Zoom toplantısı ortaya çıktı. Bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu biliyorsunuz. Ya Yani oğlum. ekonomiyi de geçti. Yanan cepleri de, sofrayı da geçti gerçekten. İmamoğlu'nun o Zoom kaydı. Biz de dün Hakan Bey'le de bayağı analizde konuştuk, hani teknik detayları. Herhalde bir ekran görüntüsü almış diye tahminlerde bulunduk. Bir katılımcı var, görmüşsünüzdür. Orada gizli bir katılımcı var. Onun kim olduğu merak ediliyor. Sadece 14 dakikalık kayıt var. Bir saate aşkın bir toplantı olduğu söyleniyor. Ama İmamoğlu çıktı, dedi ki partinin mevzuları tabii ki partililerle konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Fakat orada enteresan olan bir durum işte Özgür Özel'in olması. Halihazırda CHP'de aktif görevde olan, yönetim kadrosu da olan Gökhan Günaydın'ın olması ve yine CHP Genel Başkanı'na belki de muhalif denilebilecek bir toplantıya katılmış olmaları, onların da istifa edebileceği söyleniyor. İşte o toplantı görüntüsünü bir kez daha paylaşıyoruz. Enteresan bir nokta da Engin Altay'ın uzay arka planıydı. Siz de yine görmüşsünüzdür. Onursal Adıgüzel de Engin abi yine uzaydasın diye. Evet, işte o görüntü Orada ekrana geldi. Bir Mustafa çıkış Topaloğlu da yapıyor. olmalıydı bence. Doğru söylüyorsunuz. Uzaylı Mustafa. Yani yine kelimesinden yola çıkarak herhalde daha önce de bu toplantılar yapılmış, yorumları yapıldı ama kısadan hisse şimdi Özgür Özel'de, Bülent Tezcan'da ihanet sayılmamalı diye çıkışları da oluyor. Keza ihanet belki çok ağır bir kelime zaten ama CHP'nin doğasında olan muhalif bir duruşun gündeme geldiğini görüyoruz. Ne diyorsunuz? O videoyu gördüğünüzde, kaydı gördüğünüzde siz ne düşündünüz? Aslında benim beklediğim bir durumdu bu. Yani neyi biraz açmam gerekiyor. Seçim öncesi şeytanlaştırılan yer nereydi? Terör üzerinden HDP, HDP ile ilişkiler ve HDP ittifakı Montaj gizli. video. Evet, onlardı. Seçimden sonra mesela CHP'de olan biten AKP'de olsaydı bunların çoğu şimdi tutuklanmıştı darbe yapıyorlar diye. Şimdi bakın bunlar paralel. Parti anayasayla yapılan bir sözleşmeyle görev hayatına başlar kurumsal olarak. Ve her adımı yasanın tarif ettiği şekilde olur. Kurumsal şeylerle olur. Yani gizli toplantılar şunlar bunlar demokratik bir takım eylemler sayılmaz. Siyasi parti yasasında. Bir genel başkan toplantıya çağrılmasının usulü vardır. Genel daire kurulu toplanır. Partinin yetkili kurulları toplanır ve bunlar görüşülür. Bunlar normal. Ama bunları siz özel gruplarla farklı bir takım toplantılar yaptığınızda bu paralel bir parti meclisi gibi, parti genel başkanı gibi değerlendirilebilir. Ben bunu biraz da Kılıçdaroğlu'nun seçimden sonra şeytanlaştırılma, günah keçisi yapılma sürecinin bir parçası olarak görüyorum. Levent Gültekin, ben her zaman söylerim. Eğer Türkiye'de derin devlet varsa, o derin devletin de gazetecileri mutlaka vardır her anlamda. Levent Gültekin'in yaptığı konuşmaları, şurada biz yaptığı konuşmaları milyonda birini yapsak, yani buraya belki yetişmezler ama gece beni alıp içeri atarlar. Şimdi böyle bir gazetecilikten bahsediyorum ben. Yani dokunulmaz bir adamlar bunlar. Bunlar istenildiği anda bunlar istediği yere gidebiliyorlar. İstediği insanlara randevu alabiliyorlar. Mesela Kılıçdaroğlu'yla kim ne istiyor? Bunların yolları açık. Bunlar neden büyülü gazeteciler Erdoğan'la bunlar. da alabiliyorlar mı? Herkes de alırlar bunlar. Gerektiğinde görevler ve görev tanziminde her şey. Şimdi Levent Gültekin böyle kibirli, egolu da biridir. Nasılsa işte gitmiş ona evladım, ben senin evladınım demiş filan. Böyle siyasal İslamcıların da Kürtçü bir çocuktur Levent Gültekin. Güya bilinmeyen bir şeyi ifşa etmiş oldu. Neydi o? İşte Kılıçdaroğlu ona demiş ki benim adaylığımı ben bile engelleyemem. Bu çok büyük bir iddia. Sonra biliyorsunuz yalanladı Tabii. CHP. Ya yalanlamalarına gerek yok ya bu. Yani Ümit Hoca'nın 3 bakanlık MİT'i aldım demesi gibi büyük bir palavradan ibaret bu. Yani doğanın akışına ya şey bu. Nasıl Kılıçdaroğlu gibi aklı başında sorumlu biri yani ben gideceğim bundan randevu alacağım. Bana diyecek ki İsmail'cim bildiğin gibi değil. Ben vazgeçeceğim yoksa da işte ama korkudan vazgeçemiyorum. Ben mecburum. Ben görevliyim. Yani
Ya böyle bir şey olsa bile bunu itiraf edeceği adam mıdır Levent Gültekin ya? Allah aşkına ya. Yani Kılıçdaroğlu'nu böyle günah keçisi yapmak için çok güzel bir şey, senaryo yazılıyor. Efendim işte sonra 39 tane milletvekili verdi, karşı tarafta şu vardı. Ya bunlar, bu saçmalıkların üzerinden CHP'li seçmen etkileniyor, biliyor musunuz? Tabii. Ya sanki kesim etkileniyordu. Şimdi değişim istismarcıları var. Bunlar koro. İşte o gizli toplantıda da olanlar var. 7 dönemdir milletvekili. Ayıptır ya. Sen değişim istiyorsan önce sen istifa edeceksin. Diyeceksin ki ya ben değişim istiyorum ama bu değişimin mesela ben 7 dönem genel başkanın dudakları arasından seçildim. Emeğim yok. Liyakatım yok. CHP'de benden 100 kat daha değerli insanlar daha muhtar azası olamamışken ben 7 dönemdir milletvekili oldum. Yani artık utanıyorum. Ben istifa ediyorum ama bu delegasyon seçimi işte üyelik sistemi Batı normlarında olmalı. Buna engel bir şey yok ki. Yani siz yapın. Aktif üyelik. Ha, bunları talep ederseniz ben değişimci diye biraz düşünebilirim. Siz Kılıçdaroğlu'nu yıkmanın adını değişim diyorsunuz. Kim istiyor sizden bunu? Malum yerler. Bu malum yerleri bir bulabilsek zaten Levent Gültekin'e de kimin görev verdiğini ve bu bu saçmalıkları işte yalanlarla, iftiralarla siyasetçi karalamayı, siyaseti tukaka etmeyi. Bakın burada bir tek Kılıçdaroğlu yara almıyor ki. Siyaset kurumu yara alıyor. Siyasetçilere, ya güvenilirlikler arasında siyasetçilere kimse güvenmiyor. Siyasetçi aman uzak duruyor baba diyor ya. Siz yalancısın. Gazeteciye kimse inanmıyor. Niye? Körler sağlar birbirlerini ağlar. Yandaş gazetecilik yaptığın zaman adam diyor ki kaç para aldın hemşerim? Ben şimdi Allah için, iktidar için yaptığı mesela geçen dün Türk Dünyası'ndan Türk Birliği Genel Sekreteri Kazakistanlı bir devlet başkan yardımcısı Tayyip Erdoğan'ı dünya ödülü haberde gördüm teklif edeceklermiş. Türk dünyasını birleştirdi. Tamam. Hoşuma gitti yani. Şu hoşuma gitti yani. Türk Dünyası Birliği buna yönelik adımların iyisi kötüsü hep hoşuma gidiyor çünkü. Geleceğe yatırım. Sinan Oğan da bu aralarda ortada yok bu arada yeri gelmişken. Bunu da konuşacağız. Şimdi ben şimdi bunu konuşsam hemen şu denecek. Artık böyle bir algı oluştu. Oo İsmail Türk AKP'ye mi yanaşıyorsun? Ne verdiler sana? Reklam mı aldın? Kaç para aldın? Çünkü insanlar artık bir şeylerin parayla alınıp satıldığını düşünüyor. Değerler zinciri, ideal duygular, inançlar bunların bir anlamı kalmayınca siz ya satın alıyorsunuz ya satılıyorsunuz. Yani bu eskiden gayrimeşru, işte beyaz kadın ticaretinde, uyuşturucuda, şurada burada geçerli olan şeyler normal hayatın akışında da oluyormuşçasına bir algıya vesile oluyor. Onun için bu toplantıların İmamoğlu böyle çocukça ama işte hak etmeyince birden böyle yukarıdan aşağı gelince böyle oluyor. Ben İmamoğlu'nun her zaman söylüyorum İmamoğlu imam olduğu için kazanmadı. AKP kaybetti İstanbul'da. Yani ben de oy vermiştim İmamoğlu'na. Seçimler iptal edilince tabii. Tabii. Bu da ben mesela şimdi bak döndü. Açık söylüyorum. Haksızlık İmamoğlu'na yapıldı, oy vermiş birisi olarak söylüyorum. Eğer CHP'nin adayı İmamoğlu olursa Büyükşehir'de. İnanın çok insan tanıyorum vermeyeceğiz diyorlar ya.